Şimdi sevgili arkadaşlar, panel ve forumun ayrımını öğrendik. Bu mantıkla bakarsanız çıkmış soruları rahatlıkla çözdüğünü görürsünüz. Panel ve forumdan sonra göreceğimiz iki tartışma tekniği yine küçük grup tartışması dediğimiz açık oturum sempozyum, diğer adıyla bilgi şölenidir. Önce açık oturumla başlarsam. Arkadaşlarım sakın unutmayın, açık oturum aynı panel ve forumda olduğu gibi bir başkanın yönetiminde belli sayıda kişinin güncel ve siyasi bir konuda tartışma yapmasıdır. Burada da bir başkan, yönetici, sunucu, moderatör ve belli sayıda kişi vardır. Ve açık oturumda anahtar kelime şudur: aklına ve notuna lütfen yaz. Burada güncel ve siyasi konular konuşulur. Oraya gelen kişilerin derdi güncel ve siyasi konularda aslında kendi görüşlerini ne yapmaktır? Açıklamaktır. Ama anahtarı burada başkan otoritesi belirgindir. Başkanın verdiği süreyle, başkanın verdiği sırayla konuşurlar. O yüzden açık oturum panel ve foruma göre daha resmidir. Burada kişiler yine o konu hakkında aslında yine zıt düşünen insanlardır. Bunların derdi nedir? Bunlar güncel ve siyasi bir konuda kendi fikrini açıklamaya gelmiştir. Burada başkanın otoritesi bariz hissedilir ve başkanın otoritesi ne demektir? Başkanın verdiği sıra, süre ve baktığınızda izinle o konuda tartışma yaparlar. Ve burada işaretle bizim açık oturum dediğimiz şey oturum oturum uygulanabilir. Birinci oturum, ikinci oturum, üçüncü oturum şeklinde. Şimdi pek şahit olmuyoruz ama 90'lı yıllarda seçim dönemlerinde açık oturumlar çok meşhurdu. Mesela o dönemin siyasi liderleri Süleyman Demirel olsun, Bülent Ecevit olsun, Erdal İnönü olsun, Ali Kırca ya da Mehmet Ali Birand'ın moderatörlüğünde açık oturum yaparlardı. Siyasi projelerini anlatırlardı. Onun verdiği izin, sıra ve süreyle kendi yapacaklarını anlatıp açıklama yapıyorlardı. Daha resmi bir ortam vardı. Bunu çoğunlukla siz soru bankası ve hocalardan meclis ortamı olarak duyarsınız. Açık oturumları, çünkü orada da aslında temel mantık onun üzerine kuruludur ama normalde televizyon programlarında şu an pek görmesek de yapılması gereken şey aslında açık oturumdur. Birinci oturum, ikinci oturum gelir. İnsanlar güncel siyasi bir konuda kendi görüş ve fikirlerini moderatörün verdiği izin, sıra ve süreyle açıklamaya çalışır. Hemen altındaki sempozyum diğer adıyla bilgi şölenidir. Neden bilgi şölenidir? Çünkü havada, unutma, bilimsel, sanatsal, akademik ya da sağlık alanında yapılan güncel çalışmalar tebliğ ve bildiri şeklinde sunum olarak aktarılır. Burada şunu bilin. Sempozyuma bilgi şöleni denmesinin sebebi aslında bilimsel bir alanda, sağlık alanında, akademik alanda ya da sanat alanında yapılan güncel çalışmaların sunumu yapılır. Tebliğler belli bir sıra ve süreyle, çoğunlukla kişiler 10-15 dakikalık bir sürede kendi alanlarıyla ilgili yaptıkları güncel çalışmaları sunarlar. Sahneye çıkan kişiler o alanın uzmanı ya da uzmanlığı yaşamaya çalışanlarıdır. Dinleyiciler de o alanın meraklıları ve çoğunlukla uzmanlarıdır. Çok resmi bir ortam vardır. O sunum esnasında soru cevap ya da tartışma yapılmaz. Yapılacaksa sonra yapılacaktır. Burada kişiler o sunumu yaptıktan sonra yerine geçer, ardından diğer kişi gelir. Açık oturumda olduğu gibi yine burada oturum oturum uygulanabilir. Hatta aynı anda birden fazla salonda o sempozyum gerçekleşir olabilir. Katılımcılar o alanın meraklıları veya da o alanda çalışma yapan insanlardır. Daha somut bir örnek vereyim. Mesela matematik sempozyumu. Matematik alanında yapılan güncel çalışmaları dinlemek ve görmek için yapılır. Matematik alanında yüksek lisans, doktora yapan ya da akademisyenler o alanla ilgili yaptıkları güncel çalışmaları tebliğ ve bildiri haline getirip
orada sunarlar. Sahneye çıkan kişi orada hem o alanda uzmanlaşmaya çalışandır ya da uzmandır. Dinleyiciler de o alanın meraklıları ya da uzmanları ya da uzmanlaşmaya çalışan kişileridir. Oturum oturum uygulanabilir. Orada amaç nedir aslında? O alandaki güncel çalışmaları takip edebilmektir. Hatta tebliğ ve bildiriler sunum haline getirip katılımcılara verilebilir. Farklı farklı yerlerde aynı anda birden fazla gerçekleşebilir. Oturum oturum gerçekleşir dedim. Hatta katılımlar çoğunlukla sempozyuma ücretlidir. O zaman toparlarsam bak, panel, forum, açık oturum, sempozyum aslında bariz birbirinden farklı. Eğer belli sayıda kişi bir kişinin yönetiminde belli bir konuyu, farklı yönleri, farklı boyutları, farklı açılardan tüm yönleri, tüm boyutlarıyla anlatıyor, samimi sıcak sohbet havasında tartışıyorsa bu paneldir. Sonunda soru cevap yapılabilir. Eğer bir konuda farklı görüşte olan, zıt görüşte olan insanlar o konu hakkında tartışırken anahtar geliyor, dinleyiciler baştan sona aktifse soru, görüş, öneri, eleştiri o forumdur. Eğer güncel ve siyasi bir konuda başkanın otoritesinin hissedildiği bir noktada kişiler başkanın verdiği izin, sıra ve süreyle tartışıyorsa o açık oturumdur. Oturum oturum yapılabilir. Güncel ve siyasi konularda uygulanır. Eğer bilimsel, sanatsal, sağlık ya da akademik alanda güncel çalışmalar 10-15 dakika sırayla çıkılıp tebliğ ve bildiri şeklinde sunuluyorsa, oturum oturum uygulanan, aynı anda birden fazla oturumun uygulandığı bir şeyden bahsediyorsa o sempozyum bilgi şölenidir. Bu dördümün ayrımına iyi vakıf ol ve bunu dinledikten sonra çıkmış sorularda uygula. Her zaman işini kolaylaştığını göreceksin. Gelin diğerlerine bir bakalım.